Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Enwork International'dan Robin Bas Çaça distribütörümüz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sena Hanım. Evet, bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Robin Bas Çaça kimdir? Tanımak, tanışmak isteriz. Tabii. Buyurun. Ben Robin Bas Çaça, 19 yaşındayım. Aslen Mardinliyim. Lise hayatımı Gaziantep'te geçirdikten sonra şu an Yalova Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisi okuyorum. Aynı zamanda da ticaretle ilgileniyorum. Evet. Peki, firmanız hakkında biraz detaylı bilgi aktarabilir misiniz Tabii. bize? Enwork International 2009 yıllarında Fatih Eke tarafından temelleri atıldıktan sonra 2016 yılında başarıyla başlangıcını yapmış bir şirket. Ham maddesi olan çörek otunu bütün dünyaya yayma gayesiyle yola çıkmış bir şirket. Daha sonrasında da bu fikir için en güzel yolu network marketing olarak belirlemiş. Bu şekilde de yoluna devam eden bir şirket Enwork International. Evet. Peki neden bu işi seçtiniz? Neden bu işi seçtim? Şöyle söyleyeyim. Anne tarafı 7 kız, 2 erkek. Toplamda 6 teyzem, bir dayım var. Annem dahil olmak üzere hepsi öğretmen. Hepsi memur ve bu öğretmenlik için yaklaşık bir 30 senesini harcamışlar. Sadece bir dayım ticaretle ilgilenmiş ve şu an dayım maddi açıdan hepsinden avantajlı olduğunu gördüğüm için aslında ilk ilgim dayımla beraber başladı. Daha sonra ticareti araştırırken ticaretin bir aktif ticaret ve pasif ticaret olarak ikiye ayrıldığını gördüm. Daha sonrasında aslında istediğim ticaretin aktif ticaret olmadığını da anladım. Çünkü aktif ticarette sürekli işinin başında olmak ve neredeyse hiç boş zamanın olmaması demekti. Pasif ticarette daha çok sistemi işi kurduktan sonra sadece para kazanıp gerekli kontroller için işinin başında bulunmak gerekiyordu. O yüzden pasif ticarete kendimi vermek istedim. Bunun için de birçok seçenek arasında network marketing'i tercih ettim. Evet. Peki, organizasyonunuza aldığınız yeni ekiplerle nasıl tanışıyorsunuz? İlk aşamada tabii ki yakın çevre dediğimiz aile, akraba, eş, dost, arkadaş la başlıyoruz. Onlara işimizi adapte etmeye, onlara işimizi anlatmaya başlıyoruz. Ama şu anki süreçte ben daha çok sosyal medya aracılığıyla, internet aracılığıyla dünyanın dört bir yanına açılmayı tercih ediyorum. Çünkü şahsen ben hiç İran'a gitmedim ama geçen ay Kave Muhammed Porsakit adında İran lideriyle görüştüm ve onu mesela ekibime kattım. Hiç İran'a gitmeme gerek kalmadan internet aracılığıyla bütün dünyaya açılabilmenin daha avantajlı, daha rahat olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde ekibime katıyorum. Evet. Ekibinize dahil olabilmek, yani Enwork'te aktif bir distribütör olabilmek için aranan özellikler nelerdir? Resmi olarak 18 yaşını doldurmuş olması en büyük aranan özellik. Onun dışında benim kendi ekibim için istediğim bir şey asla umutsuzluğa kapılmamaları, girişimci ruhlu olmaları ve hedeflerinin daima yüksek olması. Aradığım evet. özellikler bunlar. Bunlar yeterli özelliklerdir evet. diyorsunuz. Peki Enwork International'ı diğer şirketlerden ayıran temel özellikler nelerdir? Bunu hem maddi hem manevi açıdan ikiye ayırabilirim. Maddi açıdan network marketing'i tanıdıktan sonra şirket seçimini yapmadan önce büyük bir araştırma yaptım. Maddi açıdan Enwork International'ın kazanç planına geçebilecek bir şirket görmedim. En azından ben kendi araştırmalarım sonucunda bunu söylüyorum. Manevi açıdan da birçok şirkette şu vardır. Bırakın şirket sahibini, genel müdürünü, bir iki üst kademenizdeki insanla dahi iletişim kurmanız problemlidir. Arada bir ego vardır. Ama bu şirkette ben gayet rahat bir şekilde şirket sahibiyle de, şirket genel müdürüyle de oturup kahvaltı yapıp gayet rahat bir şekilde sohbet etme. Yani bu aile ortamını yakaladığım için hem maddi hem manevi açıdan diğer şirketlerden üstün görüyorum Enwork International'ı. Evet. Peki bu iş için ne kadar zaman ayırıyorsunuz? Bu iş bir kurumsal, bir yere bağlı olduğunuz bir iş olmadığı için, yeri, ortamı, saati kendiniz belirlediğiniz için aslında bu kişiden kişiye göre değişiyor. Ben kendi açımdan yorulmayayım. Sosyal medya reklamı yapmam
günde yarım saatimi, bazen 20 dakikamı alıyor. Ekip içi bazen görüşmeler, bazen ekipten gelen soruları yanıtlamayla beraber günde 1-1,5 saatimi bazen alıyor, bazen almıyor bile. Evet. Sizce başarı nedir? Bence başarı nedir? Bence başarı sizin sevmeyen, düşman diye nitelendirebileceğiniz insanların dahi yiğidi öldür hakkını yeme diye başladığı cümlenin içerisinde bulunmak bence başarıdır başarı. Bana göre. Network marketing sektöründe başarıyı neye bağlarsınız? Network'ta sistem şu şekildedir. Ekibinizle siz her zaman iç içe ve bağlantılısınız. Kazançlarınız da aynı şekilde. O yüzden sürekli egoist, benci yaklaşım yerine ekibe kazandırma odaklı eğer çalışırsak, ekibin kazancını düşünerek, ekibi düşünerek hareket edersek zaten otomatikman onlara kazandırdığımızda biz de kazanacağımız için hem ekibin güvenini sağlamış, hem ekibe yararı dokunan bir lider olmuş olacağız, hem de zaten kazancımızı da arttırmış olacağız. Bence başarı ekibin başarısına bağlıdır. Evet. İyi bir lider olmak buradan geçer. Evet. Sizin en güçlü yönleriniz neler? En güçlü yönlerim neler? Bazen karamsarlığa kapılabilirim bütün insanlar gibi ama kendi motivasyonumu kendim sağlayarak, yani tabiri caizse düştüğümde yine kendi kendime el uzatan ben olduğumu düşünüyorum. Bu bence en güçlü yanımdır diyebilirim. Evet. Sizi en çok ne motive ediyor peki? Beni en çok hayal kurmak motive eder. Hayal kurmak, hayallerin içinde yaşayan bir insanımdır. Bu beni çok motive eder gerçekten. Hani karamsarlığa kapıldığımda böyle başarıyı, güzel şeyleri, ailemle yapabileceğim, arkadaşlarımla yapabileceğim şeyleri düşünerek, bunları düşünmek bana motivasyon verir gerçekten. Evet. Peki genç bir girişimci olarak hiç zorluk yaşadınız mı? Ya da sizi caydıracak olumsuz olaylar yaşadınız mı? Tabii yaşadım. Şöyle, olumsuz bir olay demeyeyim ama yaşım gereği çok fazla tepki aldım yeri geldiğinde. Hani klasik bir şekilde oğlum okuluna bak, ticarete uğraşma gibisinden. Ama bunu şöyle bir çözüm yolu buldum. Okulla beraber yürütebilirsem, yani hem okuldaki başarımı devam ettirip hem ticaretteki başarımı devam ettirebilirsem herhangi bir problem yaratmayacağını gördüm. Aileme de bunun sözünü verdim ve şu an gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Bu şekilde bu sorunu hallettim diyebilirim. Evet. Peki bu girişimci ruhla birlikte Nwork International'la tanışalı ne kadar oldu? Nwork International'la tanışalı yaklaşık 8 ay oldu. Hı hı. 8 aydır Nwork International'la distribütörlük yapıyorum ve bu 8 aylık süreç içerisinde toplam 15 bin kitlenin içerisinde sadece 30 kişinin yer aldığı marka lider programına katılma hakkı buldum. Şu anda devam ediyor bu program. Buranın içerisindeyim. Bu şekilde. Evet. Peki diğer network şirketleri gibi kazançların yüksek olduğu bir model mi uygulanıyor? Evet. Hatta şunu söyleyebilirim. Az önce de bahsettiğim gibi diğer network şirketlerinin kazançlarıyla matematiksel olarak bir hesaplama yapıldığında aynı durumlar, aynı şeyler baz alırsa Nwork International'ın kazanç planını bazen 2'ye, 3'e, 4'e katladığı oluyor. Zaten bunun için tercih ettim Nwork International'ı. Evet. Bu 8 aylık süreç içerisinde mutlu edecek rakamlar kazandınız mı? Sizi mutlu edecek rakamlar? Tabii ki beni mutlu edecek rakamlardan öte ailemi mutlu edecek şeyler yapmama yardımcı olduğu için, vesile olduğu için Nwork International'dan çok mutluyum yani. Orada bulunmaktan, oranın bir distribütörü olmaktan. Evet. Bunların dışında tabii ki çok gençsiniz, genç bir girişimcisiniz. Hedeflerde neler var? Daha neler yapmak istiyorsunuz? Gelecekte bir marka olarak, siz de bir ürün çıkartarak yine network sektöründe olmak ister misiniz? Güzel bir soru. Network'ta kendi şirketimi açmak, hani bunun üzerine düşündüm ama hala bir karar vermiş değilim. Ama şöyle bir planım var. Okuduğum bir kitapta şu an ismini hatırlamıyorum ama dünyanın milyonerler listesinde bulunan bir insanın kitabıydı. Şöyle bir şey okudum. Eğer milyoner olmak istiyorsanız 8 pasif bir ana iş modeliniz olması gerekiyor. Ana iş olarak kendime bilgisayar mühendisliğini
seçtim. 8 pasif gelirimin bir tanesi de şu an network marketing. Geri kalan 7'yi tamamladığımda inşallah milyoner olmayı hedefliyorum. Harika. Geriye evet. 7 tane kalmış. Evet. Çok bir şey kalmamış. Peki, kendime asli bir meslek seçtim. Bilgisayar mühendisi evet. olacağım diyorsunuz. Oldukça yorucu bir meslek alanı. Evet. Mezun olduktan sonra sizi oldukça yorucu bir iş saatleri, iş modeli bekliyor. Evet. Yine network'e ayırabilecek zaman bulabilecek misiniz? Ya da keyif alıyor musunuz ona ayırmış olduğunuz zamandan? Evet, işte pasif gelirden kastım zaten buydu. Yani normal aktif ticarette sürekli işinizin başında olmanız gerekirken, pasif gelirde işi kurduktan sonra sürekli işin üstünde bulunmanız, sürekli işin başında durmanızı gerekmiyor. Ama buna rağmen para kazanabiliyorsunuz. Bu yüzden pasif ticaretin ana işime herhangi bir dezavantajı olduğunu düşünmüyorum. Tam tersi belki edeceğim. De sosyal yaşantınızı evet. geliştirerek evet. değil mi? Evet. Böyle avantajları da var. Tabii. Yani binlerce insanı tanıyıp, binlerce insan hakkında fikir yürütüp, konferanslara katılıp, sahne alıp, bunlar gerçekten hani manevi anlamda da insana çok şey katan şeyler. Ve bunları sağlayan şey bana network marketing. Network International. Evet. Aynı zamanda kişinin kişisel gelişimini tabii. tamamlamasına ve liderlik vasıflarının artmasına da sebebiyet veriyor değil aynen mi? Öyle. Böyle bir özelliği var evet. bu sektörün. Son olarak sizi tabii. izleyenlere söylemek istedikleriniz nelerdir? Beni izleyenlere şunları söylemek isterim. Girişimcilikten atılmaktan korkmasınlar hiçbir zaman. Hani hayatı hep bir üçgen çerçevesinde işte kredi, eş, araba, çocuk, ev. Bu hayat sadece bundan ibaret değil. Her zaman ticaretle olsun, başka bir yolla olsun daha ileriyi düşünsünler. Bunlar için bir çaba sarf etsinler ve denemekten korkmasınlar. Çünkü gerçekten deneyince oluyor. Evet, çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Hoş bulduk. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Enwork International'dan distribütör Sayın Robin Bas Çaça konuğumuz oldu. Hoşçakalın.